bir akşam böyle oturuyorduk, sohbet ettik işte ne yapabiliriz, ne edebiliriz gibisinden. Böyle bir yer geldi aklımıza çünkü kurutma işini bütün kadınların yapabileceği bir iştir. Ve sonuçta kadınlara destek, ekonomi destek olma açısından bu işe giriştik. Kooperatifimiz 2 aydır var, 2 aydır başlamışız. Amacımız ya da kadına sınırlı kalmak değil, hedefimiz hani 1 seneye kadar, 2 seneye kadar bu sayıyı daha da çoğaltmak. Bizim için kadın çalışması, kadının kendini kurtarması bir aileyi kurtarmak, bir aileyi kurtarmak bir toplumu kurtarmaktır. Bunu düşünerekten yola çıktık. İşler çok iyi gidiyor. Hani hem motivasyon açısından, hem iş açısından, maddiyat açısından şu an iyi gidiyor. Yani bu yıl başladığımız zaman kendimiz ekmemiştik tarlaları falan. Ama bundan sonraki sezonda kendi biberlerimiz falan hepsini kendimiz yetiştireceğiz. Ağaç üründen, biberinden, bamyasından hepimiz kendimiz yetiştirmeyi düşünüyoruz. Kadınları toprakla da buluşturacağız. Geldiğimiz topraktan tekrar toprağa geri döneceğiz yani. Burada erkek egemen zihniyeti daha yaygın. Öncelikle zaten ilk başlama amacımız buydu. Kadının ekonomi özgürlüğü olduğu zaman kadın daha bir ileriye bir adım atabiliyor. Ekonomik özgürlük elinde olmadığı için ise kendini tamamen erkeğin eline bırakıyor. Yani erkeği bir nevi banka olarak görüyor. Ha bu erkek benim dediğimi yapıyor da ben de her şeyi tam tamına göre yerime getireyim diye. Yani biz de tabii ilk başlarda buraya başladığımız zaman bir takım zorluklar gördük biz de. Hani erkeklerin dayattığı şeyler karşısında falan biz de bir takım sıkıntılar gördük. Ama biz adım atmadığımız zaman erkek o özgürlüğü bizim elimize veremez. Hiçbir zaman bu senin hakkın ya da bu senin özgürlüğün diyemez bize. Bizim adım atmamız gerekiyor ki biz o özgürlüğü elimize alalım. Kooperatifle adım attık. Şu an 7 kadınız. Temennimiz hani 1 sene, 2 sene sonra bu 7'yi 70'e çıkarmak. Sürüşlü erkekler de hani bu kooperatifte kadının gücünü görecekler. Önceleri dışarıda mevsimlik işçi olarak gidiyorduk. Hem çocuklarımız perişan oluyordu, hem kendimiz öyle. Çünkü okullar kapanmadan gidiyorduk. Okullar açılıyordu, daha oradaydık biz. Onun için şu an buradayız. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz zamanında, saatinde. Yani bir aksilik olmuyor.